Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Würth silikon sprey ile trim seslerimize son vereceğiz. Dilerseniz arabanın içine geçelim ve başlayalım. Evet, şimdi bu kapıların bu birleşme yerlerinden, buralardan, duyuyor musunuz bilmiyorum. Hatta bakın, buralardan gelen çatırtıları ve şu fitillere sıkarak, şuradaki gördüğünüz fitillere sıkarak da trim seslerini azaltacağız. Arabanın içinde de çeşitli yerlerde mevcut. Bu silikon spreyi, bakalım ne yazıyor. Diyor ki özellikle farklı malzemelerin, plastik, metal, sürtünmesinden kaynaklanan gıcırtı seslerini ve malzeme kırılganlığını önler diyor. Temizlenmiş olan yüzeye eşit olarak sıkın diyor. Sonra diyor ki yumuşak temiz bir bezle dairesel hareketlerle yüzeye uygulayınız. Bunu bu yüzeye bezle uygulama işini şu fitillere yapmıyorsunuz abi. Fitilleri önce siliyorsunuz. Sonra bunu bir kat ya da iki kat sıkıyorsunuz. Bırakıyorsunuz fitillerde. Sonra kuruyor. Kuruduktan sonra fazlasını alıyorsunuz. Yoksa bir şeye yaramıyor açıkçası. Ama bu aralara şu ince başlığını takarak aralara sıkıyoruz. Dışa çıkan fazlalarını da bezle hemen siliyoruz. Ama öncesinde yüzey temizliği. Burası biraz tozlu. Onun için de ben Dalin'li su kullanacağım. Dalin pH nötre yakın bir şampuan olduğu için buralara zarar vermeyecek. Kumaşa zarar vermeyecek. Şöyle sprey moduna alıp böyle fıslatıp güzelce temizliyoruz. Burayı temizledik şimdi. Bezimizi de yine böyle koyalım. Mikrofon bana biraz şey oldu ya. Uzak kaldı. Silikon spreyi. Şunu çıkarayım. Çok kimse geçmiyor. Gürültülü ambiyanstan kurtulduk. Silikon spreyi çalkalıyoruz. Şunu da kenara alalım. Beni görüyorsunuz kesin. Çalkalıyoruz. Kapağını değiştireceğiz. Kapağı bezle kapatıyoruz sanki. Daha zor oldu. Daha zor oldu. A few moments later. Bunun kolay bir yolu yok mu ya? Bu kadar zor olmaması lazım. Ben biraz acımasız davranmak istiyorum bu sefer. Boşa zorlamışız kendimizi. Bu hortumlu olan başı bunun tepesine takıyorum şöyle. Biraz boşa gidiyoruz. Başta sıkıntı yok. Şu da bizim dışa taşanları silme bezimiz olsun. Çalkalıyorum. Hortumunu böyle tutarak buraya böyle pıs. Siz beni görüyorsunuz kesin değil mi ya? Şöyle yapalım. Sıktım. Bezle buraya gelen fazlalıkları sildim. Bu trim sesleri neden olur abi? Buralara toz giriyor, pislik giriyor yıllarca. Normal. Elimin gıcırdaması hariç hiçbir ses kalmadı. Yine aynı şekilde şu birleşme noktalarına bakın şuralara. Sıktım ve fazlalıkları şöyle alıyorum. Hiçbir ses kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Bu kadar. Yani trim seslerini kesiyor ama uzun ömürlü mü? Şöyle kalıcı çözüm değil. Yani bir yıla yakın koruyor. 7-8 ay koruyor. Bu sesleri kesiyor. Ama sonra uygulamanız gerekiyor. Bu da çok pahalı bir şey. 30-35 lira bir şey. Yapacak bir şey yok yani. Komple çözüm beklemek biraz şey olur. Yine bu şekilde içerideki yerlere var. İç trim seslerini azaltacağız. Kamera açımızı değiştirelim ve içeri geçelim. Evet, şimdi içeri geçtim. Gördüğünüz gibi buralardan, birleşim yerlerinden, buralardan
seyir esnasında çatır çutur sesler geliyor. Bunun için yine dalinimi bu sefer beze sıkacağım. Boşuna buralara şey yapmayalım. Evet, bu aralara yavaşça sakin sakin şöyle gönderiyorum. Havalandırma üfleşlerinde çok bir şey yok, o yüzden sıkmayacağım. Burada bakayım. Şurada biraz ses var, şu ızgarada. Buraya da yetiştiği kadar şöyle gönderelim. Takır tukur eden bir yer. Benim şimdilik aklıma şu an şurası var biraz. Biraz şunu. Şöyle yapalım. Şu aradan takır tukur sesler geliyor zaman zaman. Özellikle hazır kış gelmişken. Kışın çok ses yapar burası bizim. Anlamsızca. Dışarı taş ve arkaya geçelim. Arka kapıların iç plastiklerini yapalım. Sağ kapıyı yapalım. Oraları hızlandırma yapacağım. Time lapse yapayım. Hızlı hızlı geçelim. Sonra fitillere geçelim. Onları göstereyim size. Şimdi bakın. Buralar oynuyor. Çatır çutur ses geliyor vurduğum zaman. Ne yapıyorum abi? Silikon spreyimi alıyorum. Silikon spreyimi çalkalıyorum ve basıyorum. Silikonu silmeyeceğim. Silikon kalacak burada. Bu çalışacak burada. İsterseniz ikinci tura atabilirsiniz. Ben atacağım şöyle. Uzaktan atacağım. Böyle bütün fitillere sıkıyorsunuz. Kapı içindeki bütün fitillere böyle sıkıyorsunuz abi. Bırakıyorsunuz üstünde. Fazla sıçradığı yerleri alıyorsunuz sadece. Yine ben şu şekilde şöyle şu yandaki fitile de sıkarken göstereyim size. Bu kadar. Sıkıp bırakıyorsun abi. Hatta şuralara gelmemiş. Üstünden silince çünkü alıyorsun silikonu. Çok salak saçma bir şey oluyor. Gereksiz yere yapmış oluyorsun. Böyle timelapse'lara geçelim. Ben de size diğer yaptığım yerleri göstereyim. Seslerini kestik. İnşallah kesmişizdir yani. Denemedik daha ama. Umarım keyif almışsınızdır. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.